Mali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun aracıyla çarpıp ölümüne sebep olduğu kurye için yakınları ve meslektaşları adliye önünde buluştu. Ölen kuryenin eşi hanımefendi, Allah yardımcıları olsun, Allah sabırlar versin, hakikaten çok zor. Öznur Göçer Habertürk mikrofonuna adalet arayışını anlattı. Adalet Bakanı Tunç ise olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yaşamı sevinci olan bir insandı yani, her şeyden mutlu olan bir kişiydi. O gün işe gidiyordu. Herkesten şikayetçiyim buna sebep olan. Sloganlar Yunus Emre Göçer için atıldı. Meslektaşları adalet için motor sürdü. Eşi acısını Habertürk'e anlattı. Yaşamım sevinci olan bir insandı yani, her şeyden mutlu olan bir kişiydi. Bir başkasının gelip bu şekilde Emre'yi katledeceğini ben hiç düşünmedim. 38 yaşındaki kurye Yunus Emre Göçer'i hayattan koparan kaza 30 Kasım günü gerçekleşti. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Mahmud'un otomobille çarpması sonucu Göçer ağır yaralandı ve günler sonra hayatını kaybetti. O gün işe gidiyordu. Kadıköy'den bir paket alıyor, Avrasya'dan geçiyor, sağ tarafta oluyor. Somali liderinin oğlunun kazadan sonra yurt dışına kaçmasına göz yumulduğunu savunan yakınları ve arkadaşları bir araya geldi. Bu adam neden bırakıldı? Neye istinaden bu adam gönderildi? 17-20'de tespit edilen görüntülere göre kusurun %100 şüphelide olduğu biliniyordu. Ancak buna rağmen saat 18'de şüphelinin ifadesinin alınmasıyla birlikte salıverilmesi gerçekleşti. Yunus Emre Göçer'in ailesi, yakınları, meslektaşları, sivil toplum kuruluşları ve pek çok dernek adalet için önce Zincirlikuyu köprü altında buluştu. Ardından Çağlayan Adliyesi'ne doğru motor sürdüler. İki çocuğuyla gözü yaşlı kalan Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer acısını Habertürk'le paylaştı. Kızım 15 yaşında, oğlum 8 yaşında, otizmli, ağır engelli var. Emre zaten oğlumuzundan, durumundan dolayı diğer işler aslında, yani eğitimine yetişemediğimiz için aslında bu mesleğe yöneldi. Yunus Emre Göçer aslında tır şoförüydü. Tek isteği otizmli oğlunun iyi bir eğitim alabilmesiydi. Normal bir işte çalışsa zaten yetişemiyoruz. Devletin verdiği 2 saat ya sadece haftada. Bu çocuğa yeterli gelmiyor. Dışarıdan da eğitim aldırıyorduk. İşte doktorlar kim ne derse oraya koşuyorduk. Herkesten şikayetçiyim buna sebep olan. Ben o adamı kelepçeyle görmek istiyorum. Getirip babasını teslim ediyor. Kim ediyorsa artık etsinler. Ailesi ve yakınları şüphelinin Türkiye'ye getirilmesini isterken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi. Bakan Tunç, kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.